Line ile uygulamalar yapacağız demiştik. Evet isterseniz ilk uygulamamızı yapalım. Nasıl bir özellik? Line bundan bahsetmiştik. Geometri özelliklerinden bahsetmiştik. Ama basit uygulamalar yaparken bu arada da farklı özellikleri de kullanacağız. Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, ve yavaş yavaş modifiyerlerimizi kullanmaya başlayacağız. Özellikle bazı modifiyerler vardır. Bu modifiyerlerden ekstrudu görmüştük mesela. Spline'larda kullanılan farklı modifiyerler var. Bevel profil, Sweep gibi modifiyerleri göreceğiz şimdi. Bu arada da ufak bir uygulama yapacağız. Bunun için öncelikle ben bir böyle değişik bir örnek yapmak istiyorum ve standard primitive's'ta plane denilen bir nesnemiz var biliyorsunuz. Bundan bir tane sahneye çizdim. Şu anda daha tabi materyal türü görmediğimiz için dolayısıyla bunun üzerine kaplama atmak gibi işlemleri bilmiyorsunuz. Bunu yapmak biraz tabi karıştırıcı olabilir. O yüzden ben daha basit bir şekilde anlatacağım bunu. Gördüğünüz gibi burada bir materyal için ayırdığım dosyalar var. Açtığım zaman dikkat ederseniz profil görüntüleri mevcut. Bunlar farklı farklı değişik profiller. Bunları nasıl çizeceğimizi öğreneceğiz şimdi. Ee, buraya gördüğünüz gibi bir plane çizdim ve buradaki bu çizdiğim plane'in üzerine kaplamayı atıp bırakıyorum ve gördüğünüz gibi burada gözüküyor biraz oradaki gibi görüntüsünü biraz oynayalım. Şöyle ayarlayayım. o yeterli. Aslında bu görüntüyü referans bir resim olarak düşüneceğiz. Kafanızda tabi bir profil varsa hatta belli bir zaman sonra kendiniz bunu kafanızdan da çizmeye başlayabiliyorsunuz. Hani şöyle bir profil olsa nasıl olur gibi. Ancak piyasada mevcut olan profilleri çizebilirsiniz bu şekilde gösterdiğim şekilde. Kaplamanın üzerinden geçerek nasıl çizim yapacağımızı göreceğiz. Ben yes, shape'ler bölümündeki spline'lara geri geliyorum ve line'ımı seçtim. Burada gördüğünüz gibi bir tane çizim var. Bunlardan beğendiğim herhangi bir tanesini de çizebilirim ama ben bir iki tanesini çizeceğim ve bunun üzerinde değişiklikler yapabiliriz. İsterseniz şunu ilk önce çizelim. Daha sonradan daha farklı profillerle çizebiliriz. Öncelikle düz bir nokta seçiyoruz. Mesela şurası düz bir nokta. Buradan başlamak daha doğru olacak. Çünkü eğimli bir noktadan başlayamayız. Dikkat ederseniz. Bunun için ben şuradan daha düz bir şekilde çiziyorum. Tıklıyorum. Mesela tıkladığım zaman gördüğünüz gibi şu şekilde gidiyorum. Ancak mesela burada yanlışlıkla şöyle şöyle tıklayarak daha yamuk çizim yapmayayım diye mesela shift'e basılı tutarsanız gördüğünüz gibi hangi eksende istiyorsanız o eksende doğru bir şekilde düzgün bir şekilde çizim yapabilirsiniz. Bıraktığınızda normal free bir şekilde oluyor. Bunu shift ile yapıyoruz. Shift tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi düz bir şekilde giriyor. Şuraya geldim. Burada tabi mouse'u basılı tutarak belli çizimler çıkartabilirsiniz. Mesela örnek basılı tuttuğunuzda bakın ne yapıyordu? Bezier corner özelliğini aktif ediyordu. Bu da bize böyle eğimli çizimler yapmamızı sağlayabilir. Gördüğünüz gibi şöyle geldim. Burada tekrar tıkladım. Hatta şöyle yapalım. Bakın burada dikkat edin. Şöyle dönüşler çok sıkıntı olacaktır. O yüzden orta bir noktasını seçebilirsiniz. Mesela şu olduğu nokta daha doğru. Şu an daha doğru oldu mesela. Şöyle tam bir nokta seçiyorum. Şuralar daha iyi. Ve ı tuşuyla hatırlarsanız ekranı kaydırabiliyorduk şu şekilde ayarlıyorum. Daha sonra bunları zaten düzelteceğiz. Orada da nasıl yapacağımızı göreceğiz. Şu anda mesela bu şekilde duran yanlış çizgilerimizi daha sonra düzeltme şansımız var. Shift'e basıtarak yine düz bir çizgi çiziyorum. I tuşuyla kaydırabiliriz şöyle. Yine Shift'e tutarak düz bir çizgi çizebilirim. Ee, en son başladığım yere tıkladığımda zaten Close Spline'ı yani kapatayım mı dedi. Daha önceden bunu görmüştük. Evet diyorum. Çizimimiz şu an hazır. Bir iki tanesini daha çizelim. Hani e, hem görmenizi istediğim için nasıl çiziyoruz. Çünkü bunu çizdik. Burada daha farklı çizimler var. Önemli olan bizim gerçekten de burada çok iyi bir şekilde çizimci olmamız lazım arkadaşlar. Yani line'a çok önem gösterin. Ha, burada gördük hemen ben bunu geçeyim mi demeyin anladım tamam geçeyim gitsin demeyin üzerinde çalışmalar yapın farklı farklı desenler çizin böyle referans resimler bulup özellikle bakın iki tek kesit tarafından olursa örneğin 2D görüntüler mesela biz ne yapıyoruz burada bir kesit çiziyoruz aslında profil nasıl bir şey bu mobilyanın kenarlarında dolaşan profilleri düşünün. Sürekli aynı deseni tekrar eden mesela süpürgelik örnek hatırlayabileceğiniz veya bakın karton pierler aynı şekilde yapılıyor. Böyle tür desenler bularak başlayabilirsiniz. Çok enteresan örneklerini göreceğiz bunun. Tabi burada farklı bir desen daha çizelim. Örnek mesela şuradan başlayarak devam ediyorum. Mesela tıklayayım şuraya bası tutarak Şöyle devam ediyorum. Ve belirli çok hafif eğimler vererek bir müddet sonra tabi yavaş yavaş yapacağım anlamanız için. Çok hızlanacaksınız. Hızlı çizmeyi öğreneceksiniz. Ve zaman kaybetmeyeceksiniz. Max çok aslında kullanıldığında, doğru kullanıldığında çok basit bir programdır. Birçok programdan daha basit ve daha çabuk modelleme yapabilirsiniz. Burada farklı bir tane daha çizeyim. Ondan sonra bizim için yeterli olacak. Mesela şunu çizelim. Daha ilginç. Basit olanlarını geçiyorum. Biraz daha karmaşıklarla uğraşalım. Örnek yine bakın. Aynı şeyi basit tutarak. Burada bakın şöyle bırakacağım özellikle geri gidip yani şöyle gidip düzeltebilirim ama şöyle bırakmak istiyorum bunu nasıl düzelteceğinizi de anlatmak için evet şöyle çok hafif eğimler verip yine aynı şekilde bir hata yapalım hani düzeltebileceğimiz bir hata bunlar tabii ki hani çiziminizi bunun için ister geri alırsınız isterseniz ya daha sonradan düzeltirim dersiniz. Çünkü daha sonradan müdahale etmek gerekiyor zaten. Örnek bu çalışmaya nasıl müdahale edeceğiz? Bir tuşuma bastım gibi ben ne yapıyor? Vertexlerim açılıyor. Aslında bu biraz da eğlenceli de bir iş. Bunlarla uğraşmak biraz eğlenceli olabiliyor. Örnek bakın şu anda çıktı Bezier özelliklerim. Bunları ne yapıyorum? İşte bakın buraya göre ayarlıyorum. Örnek bunlar biraz geride kalmış. İkisini seçip şöyle biraz taşıyorum falan. Çok eğlenceli bir iş yapmaya başlıyorsunuz bir müddet sonra. Şöyle daha ortalayayım. Öncelik hani burası çok keskin. Belki böyle filatla biraz e, yumuşatabilirim. Zaten burası çok böyle yumuşak geliyor, keskin değil aslında. Dikkat ederseniz çok eğlenceli bir hal alıyor bir müddet sonra. Buraları da hatalı yaptık demiştik. Mesela burası biraz daha aşağıda olmalı. Bakın ne kadar güzel. E, tam yerinde oturmuş oluyor. Güzel bir çizim olmasını sağlıyoruz. Tabi bu sizin özentinize kalmış arkadaşlar. Ne kadar çok üzerinde çalışır, düzeltmeye çalışırsanız, işte düzgün olmasını sağlarsanız çiziminiz buna göre kaliteli olacak zaten. Kaliteli bir iş yapacaksınız. Yine burayı da mesela isterseniz şurayı da filetleyelim, basılı tutarak filetliyorum. Şöyle. Burası keskin ama ben o kadar keskin yapmayacağım. Hafif şöyle biraz. Ee, daha güzel gözükmesini sağlayacak. Çünkü keskin olursa biraz daha kötü gözükebilir. Şuraları da şöylece ayarlıyorum. Belki buraları biraz daha yerinden oynayarak şöyle şurada tutarsak mesela daha doğru olacak. Gördüğünüz gibi evet kesitlerimiz çıktı. Diğeriyle uğraşmayacağım. Sadece iki tanesi aslında benim için. Yeterli ve diğerlerinde çizebilirim özellikle mobilya işiyle uğraşan arkadaşlarımız bu kesitle ellerinde vardır illa ki bunların üzerinden geçerek kendilerine bir kesit arşivi de oluşturabilirler. Daha sonradan bunları zaten kullanabiliriz. Bu arada burada gizleme olaylarından bahsetmek istiyorum. Bir objeyi tıkladığımızda sağ tuş yaparsak bakın şurada hide selection gibi seçenekler çıkıyor. Hide selection yani selection seçili olan anlamında kullanılıyor İngilizce'de. Hide gizlemek demek. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi oradaki objeyi gizlemiş olduk. Geri getirmek için mesela unhide all. All hepsini geri getiriliyor. Ee, sahnede başka şeyler de gizlemiş olabiliriz. Ee, yine hide selection diyeyim. Mesela isimle çağırmak istersek mesela unhide by name. Mesela burada onlarca obje olabilir. Biz sadece plane 01'i geri getirmek istiyorsak listeden seçerek de geri getirebiliriz. Ee, ama ben şimdi gizliyorum. Gizlediğim zaman karşıma benim bu kesitlerim çıktı. Sadece bu üç tanesini şu an isterseniz kullanın. Zaten bir tanesini kullanacağım ama ben üç tane çizdim. Ve gördüğünüz gibi üç tane kesitim oldu elimde. Üç tane kesit var. Şimdi bir mutfak dolabı yapacağız. Aslında bir mutfağı komple baştan sona kadar yapacağız. Ve bu aşamada kullanacağımız bütün özellikler ve bunlarla birlikte detayları öğreneceğiz. İsterseniz bir tane Dolap altı çizelim mesela. Tam böyle bir alt kısmı çizelim. Bunun için bir rectangle ile şöyle normal bir şey oluşturuyorum mesela. Bana böyle mavi renkte oldu. Şöyle. Evet. Biraz ufak 23 santim bir şey. İstersek bunu değiştirebiliriz. Mesela 23 santim değil de genişliği olsun. olsun? 2,5 metrelik bir dolap düşünün. Yüksekliği de buna göre 80 santim diyorum mesela. Şimdi tabii bu bayağı büyük bir şey. Bizim orada çizdiğimiz kesitler ufak oldu. Kesitler ufak veya büyük olabilir. bunları nasıl düzelteceğimizden de bahsedeceğim zaten. Şimdi ben şu perspektifte bakarsam bu böyle burada çok büyük bir obje olarak duruyor. Şimdi bunda tabi dedik ki dolap dolabın uzunluğu iki buçuk metre yüksekliği de 80 santim. Şimdi bunu iki buçuk metrelik bir dolabı Kaç tane kapak istiyorum? Şöyle baktığımız zaman yani şöyle şöyle bölünmüş kapak olarak düşünürsek. Diyelim ki 4 tane olsun. İşte bunlardan bir tanesi de çekmece olsun. Örnek 2,5 demiştik. 250'yi 4'e böleceğim. 62,5 santim çıkıyor. Buraya 62,5 yazıyorum. Evet yükseklik 80'di Şöyle tap görünümüne geçiyoruz. Tabii ben öylesine baktım orada. Aslında doğru olan tab görünümüdür. Bu kesinlikle 2D çizimlerde çok önemli bir şey. Ve şimdi size snap dediğimiz özelliklerden bahsetmek istiyorum. Snap özellikleri şurada yukarıda gördüğünüz gibi snap toggle dediğimiz bir özellik. Bunun kısa yol tuşu S. S harfine bastığınızda snaplerimiz açılır ve kapanır. Snap ne işe yarar? Dikkat edersek Şimdi şu kenar köşelerde bir seçim yapabiliyorum. Aslında hizalama da taşıma da bize çok yardımları olan bir özellik. Sağ tuş yaptığımızda snap'e şu anda vertex ayarlı. İstersek mesela grid point dediği mesela şu alandaki e, özellikleri de bakın grid'in üzerindeki point noktalarından da işlem yapabiliyorum. Bunu istersen bir özelliği grid mesela tıkladım bakın grid point'ine taşıyabilirim. Tabi burada yaklaştıkça birçok point var. İç noktada. Ama bu bize kalıyor tabi. Bu genelde kullanılan bir şey değil grid point. Onun yerine biz vertex kullanacağız hep. Çünkü vertex hizalamada bize çok yardımcı olan bir özellik. Mesela nasıl hizalama? Ne dedik? 4 tane kapak istiyoruz dedik. Şimdi ben shift'e bası tuttuğumda bakın şu köşeden başlayacağım. Grid'i kapatayım isterseniz kafanızı karıştırmasın. Şu köşeden başlayacağım. Shift'e bası tutuyorum ve taşıyorum. Kopya oluşturuyorum ya. Bakın tam şu noktaya. Şimdi taşıma yap yaparken böyle bir mesafe verdiğinizde ne yapıyor? Kopya oluştururken aynı mesafeden kopya oluşturuyor. Ben mesela kopya dedim ve 4 tane kopya istiyorum dedim. Aslında 5 tane olacak şimdi. Tamam olsun. Şu ortayı da çekmece yapalım. Seçtim ortadakini 80 santim. Şimdi 4 tane çekmece yapsak. Mesela değil mi? 20 santim olacak. Buraya 20 diyeyim. Bakın ne oldu? Tam ortada bir çekmece. Bunu da taşıyabilirim bu arada. Nereye taşıyorum? Bakın snap bana ne kadar güzel yardımcı oluyor. Tam uç noktaya taşıdım. Yine shift'e bası tutarak bundan bir şöyle 3 tane daha kopya alayım. Gördüğünüz gibi ne oldu? Tam ortada bir aslında mutfak dolabının yani bir görünümü, bir kesitini çıkartmış oldum. 2,5 metre uzunluğunda 80 santim yüksekliğinde 4 tane çekmecesi olan 20 santimlik çekmecelerimiz var. Bunu isterseniz perspektiften de şimdi bakalım. Grid'imizi de açtım görüyorsunuz. Şu an ne yapıyor? Taptan durduğu için böyle yatay bir şekilde yerde. Ben bunu kaldırmak istiyorum. O yüzden seçtiğim zaman ne yapmam lazım? Rotate ile bunları çevirmem lazım. Ancak Rotate ile çevirirken 90 derece tam çevirmem gerekiyor ki düz olsun. Çünkü böyle çevirdim mesela. Front'tan baktığımızda yamuk bir görüntü görüyorsunuz. Bunları mesela... 90 santim x eksenine 90 santim dersen mesela olur istediğim. Ama görerek yapmak istersen bunu. Yani aslında mesela şurada bakın Angel Snap Toggle dediğimiz bir özellik var. Bunu açtığım zaman çevirme esnasında gördüğünüz gibi 5-5 veya 15-15 şu an 15-15 dönüyor. Bir özellik var. Mesela sağ tuş yaparsak bakın Angel değeri şu an 5-5 gözüküyor. Çevirdiğim zaman ne yapıyor? 50-55-60 diye gidiyor. 85-90. Bunu mesela 15 yaparsanız daha hızlı. Şimdi 10 yapamazsınız çünkü 45'i bulamayız o zaman. 15'i bulamayız. O yüzden ben bunu gördüğünüz gibi 15 yaptım. Daha hızlı çevirebiliyorum. 90 dereceyi hemen buldum. Ve şu anda artık Modifier'imizi kullanmaya başlayabiliriz. Bunun da kısa yolu A. A tuşuna basarsanız Angel Snap Table'ımız açılır ve kapanır. Gördüğünüz gibi da bize yardımcı olan bir özellik. Evet hazır. Bunun arka kısmını ben bir de şöyle bir şey çizeceğim ve freeze özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şurayı komple seçiyorum. Yine bakın ne yaptım? Snap'i açtım. S tuşuyla ve bana çok güzel yardımcı oldu. Daha önceden gördüğümüz bir modifier vardı aslında. Neydi bu modifier? Extrude. Şöyle E tuşuna basarsanız hani istediğiniz zaman harfini daha hızlı bulabilirsiniz. Extrude'u seçtim mesela şu anda kapandı İleriye doğru yaptığımız gibi geriye doğru da yapabiliriz mesela eksi kaç diyelim 60 diyelim mesela. dedik eksi 60 şu anda hazır ve bunu rengini de değiştirelim gri falan olsun ya da başka bir renk yapayım dondurunca nasıl bir rengi bürünce onu da anlamış olursunuz şöyle farklı bir renk yaptım şimdi Burada ne yapacağız? Çizdiğimiz rectangle'larla ilgileneceğiz. Bu arada bakın, e, snap'i açık unutursanız böyle arkaya doğru kaçar bunlar. Snap'i kapatıyoruz çünkü hizalamaya çalışıyor snap açık olduğu için gördüğünüz gibi o problemi yaşamıyoruz. Fakat burada bir işlem yaparken yanlışlıkla arkadaki gördüğünüz bu dolabımızı seçebiliriz, çizdiğimiz box'ı seçebiliriz. O yüzden ben ne yapacağım? Bunu donduracağım. Sağ tuş yapıyorum ve bunu burada bakın freeze selection Seçili olanı dondur diyor. Dondurduğumuzda tabi renk olarak da griye dönüştü. Artık buna tıklayamayız. Bakın buradan tıklayıp herhangi bir işlem yapamıyorum. Buradaki seçtiğimiz, çizdiğimiz görüyorsunuz çizimler burada şu anda. Artık bunları kullanabiliriz. Ve artık Bevel Profil modifiyerimizi görebiliriz. Şimdi bir tanesini isterseniz seçeyim seçtikten sonra bunu yalnız şöyle bir kopyasını almak istiyorum ki bir şey göstereceğim size çok farklı bir şey göstereceğim daha kolay bir yöntem göstereceğim ama normal yöntemi de görmenizi istediğim için bir kopyayla daha sonra hiç uğraşmadan deneyeceğiz. Şimdi Rectangle'ım buradan geliyorum ve bir modifier seçiyorum. Ne bu modifierimiz dedik? Bevel Profil. Bevel Profil ne yapıyor? Bir kesiti çizdiğimiz çizgi doğrultusunda sürüklüyor, devam ettiriyor. Bevel Profil'i seçtiğimde bakın şu anda ekranda direkt bir Play'in oluştu. Çünkü daha henüz profilim seçili olmadığı için bu oluştu. Pick profil diyerek açtım pick profili. Buradan bir profil seçeceğim hangisi olsun diye. Şu profili alıyorum. Tıkladım en baştaki profilime. Tabi şu anda mesela yanlış oluştu. İçeriye doğru oluştu böyle profilimiz. Şurada görüyoruz mesela şekil olarak böyle oluştu. Profili çevirmek, büyütmek, ufaltmak gibi şanslarımız var. Bunu nasıl yapabiliriz? Bevel profilinin altına bakın şurada bir artı var. Buna tıklıyorum ve profil gizmo özelliği açılıyor. Gizmo özelliği açıldı zaman buradaki profilimizde bakın sarı renge dönüştü. Turuncu renkten ve bunu istersek rotate ile şimdi çevirebiliriz. Çeviriyorum, çeviriyorum. 90 derece çevireceğim. Bakın burada kalıyor. E, açarsanız 90 dereceyi bulmak daha kolay olabilir. Mesela şu anda ters oldu profil. Aslında şu şekilli kısım içeride olmalıydı. Bu sefer bu şekilde çeviriyorum. 180 derece çevirdim. Gördüğünüz gibi bu sefer dışarı doğru büyüdü. Şimdi bevel profil özellik olarak çok az özelliği olan bir profil. Bunun yerine sweep mesela geldi. Sweep daha gelişmişi bevel'ın ama bevel'da çok kullanılan bir özellik ve modifier olduğu için bilmeniz açısından çok önemli ve bakın dışarı doğru büyümüş olan bir profili bu sefer de move yapabiliriz mesela taşıyabiliriz içeri veya dışarı şimdi ben bunu taşıyorum ama doğru mu acaba diye anlayabilmek için ilk önce isterseniz bir taşıyalım şöyle yanaştırdım bakalım dışarıda mı kalmış evet biraz dışarıda kalmış mesela bunu da yine profil gizmoyu açıp taşıyarak bakın şöyle tam taşıdım. Evet şu an tam oldu mesela. Evet bakın profilimiz çok hoş bir profil ve yerine oturdu. Güzel gözüküyor. Diğerlerini peki aynı şeyi yapmam mı lazım? Dikkat ederseniz ne yaptım? Profili atadım. Bevel profili. Daha sonra pik diyerek buradan aynı şekilde bir profil seçtim. Bunu ne yaptım? Taşıdım, ufalttım, büyüttüm. Bir türlü işlemler yaptım. Tabi bu işlemler sırasında bunlar ne yaptı? Bir zaman da aldı. O yüzden hepsini de tek tek yapmam mı gerek? Aslında hayır. Buradaki profili sağ tuş yapıp bir modifiyeri. Sadece burada bevel profil değil yani. Bütün modifiyerleri kopyalama şansımız var. Kopyalayıp yine seçtiğimiz rectangle'a yapıştır diyorum. Burada yapıştır derken instance'ı da kullanabiliriz. Kullanırsak mesela instance dersek herhangi bir tanesindeki değişiklik Diğerinde de aynı şekilde uygulanacak. Bu size kalmış. Ben tabi burada instance diyeyim mesela. Daha tabi onu geri taşıdığımızda mesela örnek. içe mesela şurada ders yok. Çok hafif bir ders oluşması için çok çok hafif bir oynama yaparsam bakın orada bir ders oluştu. Diğerlerine de yine aynı şekilde bunu aynı kopyalayarak diğer özellikleri de yapıştırabilirim. Bakın bir şeyden daha bahsedeyim burada. Görüyorsunuz profilimiz çok büyük oldu buradaki çekmeceye göre. Orta kısımda herhangi bir şey yer kalmadı. Profilde modelleme değişikliği de yapabilirsiniz. Tabi bu profilin belki orijinal ölçüsündür ama burada gelip profilinizde yapacağınız değişiklik aynı şekilde uygulanacak. Mesela şurayı ufalttım. Dönüyoruz. Oraya bakıyoruz mesela. Dikkat edin. Bakın şimdi buradaki modellemeyi değiştirdiğimizde de aynı şekilde objelerin üzerinde değişiklik oluyor biraz ufalttım mesela niye ufalttım çünkü şurada fark ederseniz bir yer kalmadı o zaman da çok bir önemi de yok şurada isterseniz yaparsak daha iyi olur şimdi bu Profili biraz daha taşıyabilirim dışarı doğru ve böylelikle orta kısımda da yer açabilirim Instance yapmadığımız için şu an uygulanmıyor şuradakinde Evet bu Bevel Profili silelim şuradakilerden birini alalım Çünkü onu şey yapmamıştık. E, paste instance yapmamıştık. Evet şu an gördüğünüz gibi biraz daha yer açılmış oldu. Diğerlerini de yine aynı şekilde. İsterseniz Hepsini seçip de uygulayabilirsiniz. Ama baştan bunu yapmadığımız için. Dikkat edersek burada böyle bayağı uğraşıyoruz yani hani e, Bunları ekleyebilmek için Bayağı uğraşmış oluyoruz. Tek tek uğraşıyoruz. Peki bunun daha kolay yolu yok mu? Tabii ki var. Peki nasıl bir yolu var? Burada rectangle'ım seçili. Sağ tuş yapıp bunu mesela editable spline'e çevirdiğimde ne oluyordu? Line özellikleri geliyordu. Ve ataçla buradaki seçeneklerin hepsini bütün burada çizdiğim rectangle'ların hepsini bu projeye dahil ettim. Kapatıyorum ve dahil ettiğim bu ataçtan çıkalım. Özelliğime ne yapacağım? Ne ekleyeceğim? Burada yaptığım bevel profili kopyala dediğim. Buna gelip editeyi basıplayan yapıştır dedim ve işimiz hemencik bitti. Aslında doğrusu olan bu gösterdiğimdir yani ikinci gösterdiğim. Fakat e, ilk yaptığımız e, gördüğünüz gibi hani işi daha çok böyle ters kulaktan tutma gibi oluyor. Şimdi diyeceksiniz ya burada hani müdahale şansı mı kolay olur? Hayır aslında bunda da müdahale şansı çok kolay. E, mesela işte ufaltmalar yapacaksınız, büyütmeler yapacaksınız. E, bunda daha kolay yaparsınız segmente gelirsiniz seçersiniz mesela bir ufaltma ya büyütme yapacağınızda. Bu arada alttakini seçtik. Yanlışlıkla onu mesela şöyle taşıyayım. Dikkat edin. Bu işlemi de kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hatta görerek yapabilirsiniz. Mesela şuradaki seçeneği seçersek. Gördüğünüz gibi ben bunu görerek de üzerinde çalışabilirim. Bu size kalmış. Yani farklı farklı şeyler yapmak burada mümkün. Mesela ufak bir dolap kapağı işte görüyorsunuz. Oluşturabiliyoruz. Ve doğru olanı budur. Söylediğim gibi Aşağıdaki biraz daha e, e, Ters bir Durum oluşturuyor bunu kullanmak daha doğru Ve şimdi Kontrolü daha kolay Taşıması daha kolay Yine şurayı Yakalayarak bakın buradaki Burada bu arada Freezing yani donmuş olan Nesnenin köşesini yakalayamıyor Mesela Snap Mesela Snap'e gelirsek sağ tuş yapalım Snap'e e, Burası Snaps'e Döndüğümüzde bakın Özellikleri var Snaps'in e, Options diyor Özellikle bu Burada snap to frozen object yani dondurulmuş objeleri de snap'te yakala seçeneğini işaretlediğimizde bu köşeleri bakın düzgün bir şekilde yakalayabiliriz. Şu an tamamen dolabımız hazır. Bütün dondurulmuş objeleri geri getireyim. Buradaki objem artık rengi ne olacaksa artık renklerini seçip işlem yapabilirim veya ölçülerini değiştirmek isteyebilirim. Bu size kalmış. Artık dolabınız nasılsa buna göre yapabilirsiniz. Daha farklı şeylere devam edebilirim burada çalışmaya. Örnek mesela ne gibi? Örneğin bir rectangle alıp şuradan başlayıp şuraya kadar bir çizim yapayım. Şimdi gördüğünüz gibi yakaladım zaten şu noktayı. Burada da mesela çalışmamıza devam edebiliriz. Farklı bir yan profil olarak. Mesela ben buraya kendim kafamdan bir profil çizeyim. Kenar profili olsun. Tabii böyle bir şey olur olmaz onu tartışmıyoruz. Hani böyle bir şey yapmak Doğru mu değil mi? Değil. Daha çok biz şu anda örnek yaptığımız için ne yaptığımız çok önemli değil. Ben buraya rastgele bir profil çizeyim. Şöyle kenar profili olabilecek bir şey olsun. Evet, burada bir yumukluk var. Onu düzeltelim. Kenarlar e, yumuşak olsun. Şöyle sert olmasın. Fillet'leyelim. Şunu da filtreleyelim. Şöyle biraz da istersek şöyle biraz yumuşak olmasın. sağladık. Hani daha e, dönen taraf olsun diye. Evet şu anda mesela kesitimiz hazır. Bunu istersek e, biraz da interpolation'la e, kaynaştırmasını artırırsak şuradaki e, şu yamukluğu da ayarlamış oluruz mesela. Şu an hazır bunu ne yapacağım? Bunu da şuradaki çizdiğimiz Rectangle'ın etrafında çevireceğim. Orada çok ufak görüyorsunuz. Yine aynı şekilde Bevel profili kullanabilirim. Pick profil diyerek seçiyorum ve gördüğünüz gibi etrafında dolaşan bir profil çizmiş oldum. Bu bana kalmış. İşte şöyle bir şey yapabilirim. Oraya daha sonradan bir tezgah yapabilirim. Bu arada burada herhangi çizdiğiniz kesiti mesela sizin gözünüze de çok ufak geliyor. Büyütürseniz özellikle nasıl büyütürseniz ama bunu dikkat edin spline'la şöyle seçip de büyütüyorum. Yani en son gördüğüm spline seçeneğiyle seçiyorum. Ve bu şekilde büyütürsem olur. Gördüğünüz gibi büyüyor. Şu işlemle olmayacaktır. Yani spline seçmezseniz şöyle yaparsanız bakın hiçbir şekilde faydası yok. Buradan da yapabilirsiniz aynı işlemleri. Yani gizmodan yapmıştık. Mesela yaptığımız bir örnek. İşte diyelim şöyle taşıyalım. Mesela örnek olarak yapıyoruz bunu. Ahşap, ahşap yapabiliriz. Farklı bir renkler yapabiliriz. Şu ahşap renginde bir şey olsun. Diğerleri de. Bu arada burada ki extrude yaptığımız bölümleri dondurdum. Diğer bölüm de aynı renk olsun. Şimdi başka bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi ahşap renginde. Ve e, şunu da bir kopyasını oluşturalım. Gördüğünüz gibi bu da Bevel profilini sileyim. Extrude'da bir tabi bu arada en son yaptığınız Extrude özelliği görüyorsunuz. Ekleniyor. Bunu da buraya tezgah niyetine yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi üst kısmın böyle bir şey oldu. Dolap diyelim şöyle. Masa kayıt ettim. Şu anda artık render için hazır. Kulplar yapacağız. Bu çalışmayı yavaş yavaş yapacağız. Bütün modifiyerleri görerek gideceğiz. Şimdi mutfağımızı devam edelim. Diğer özellikleri de tabii görmeye devam edeceğiz böylelikle ben böyle bir e, değişik bir mutfak yapmak istiyorum ama burada sürekli hep line kullanarak çalışacağız. Şuradan şu, şu şekilde yani bu arada da sweep özelliğini göreceğiz. Diğer özelliklerimizi yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Burada shift'e bas tutarak daha düzgün bir şekilde çiziyorum. Şimdi şuraya kadar getirdim, bıraktım. Çünkü devam edebilirim istersen buna? Yani devam etmek isterim çok kolay bir şekilde devam etme şansım var. İsterseniz şu şekilde şuradan geometri kısmından create line ile buradan devam etme şansım var. Buraya istersem götürebilirim veya insert özelliği ile connect de diyebilirim. Hani direkt bağlamak istersen daha kolay bir şekilde bağlama şansım var. Şunu şöyle bir taşıyalım. Çünkü bu özellikle şunlar corner olsun. Çünkü bizim için keskin köşeler lazım. Biraz mimari katı olması gerekiyor. Şimdi böyle bir şey hazır. Şimdi ben bunu duvar yapacağım. Ama tabii ekstrüt dersem şu anda bu duvar gibi olan kısım ne olacak? Yükseldiğinde bir kutu halinde olacak. Yani çizdiğimiz şekil. Şöyle aslında bir kolon niyetiyle yaptım. Ben yani oraya başka bir şey yapacağım çünkü. Bunun için içine girersek Dikkat ederseniz iç kısmında siyah bir bölüm var. Dolabımız iç kısmında kaldı. Çok kolay ve pratik bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Şimdi tabi bunu böyle yaptım. İşte diyelim ki 200 santim dedim. 270 falan olabilir. Bakarsak iyi tamam bu böyle ama ne yapmamız gerekiyor ki bunu çok farklı bir şekilde işleyelim. Şöyle bir şey var mesela burada. Bu da yine kulağa ters tutma aşamasını bir gösterelim ilk önce isterseniz. Nedir o? Mesela line'da öyle özellikle spline'e gelip ne var spline'da? Outline var. Mesela bunu duvar kalınlığı olarak kullanabiliriz. Mesela outline dersem işte bir duvar kalınlığı oluştuğunu düşünelim. Mesela extrude dediğimde işte yapmak istediğimiz böyle bir duvar. Ama şimdi ne oluyor? Burada bunun hem alt kısmı yani hem altı boş oldu üstü boş oldu. Görüyorsunuz. Hem alt hem üst boş oldu. Fakat şöyle bir şey yapabiliriz. Hiç demedik. Eski geri aldım kontrol Z ile. İlk yaptığımız hali, çizdiğimiz halinde. Mesela normal modifiyerimiz vardır bizim. Normal modifiyerini seçtiğimizde normal modifiyerinin özelliği gördüğünüz gibi içeriği dışarıya dışarıya içeri çeviriyor. Şimdi kullanılabilir bir alan var. Özellikle çizdiğimiz objelerde bir de kullanılmayan alan var. Siyah gördüğünüz alanlar kullanılmayan alanlardır. Bu alanları biz Kullanamayız yani boş alanlar buralar. Mesela flip normal ters çevir bakın. Şu an kullanabildiğimiz alan şu renkli gözüken alan. Ama normal modifiye ne yaptı? Extrude da bizim bu işimizi gördü. Tabi bunun kolay yanı da var. Üstü hem kapalı hem altı kapalı oldu. Fakat dışarıdan böyle bakmak istediğimizde gördüğünüz gibi her taraf siyah. İçerideki dolapları göremiyoruz. Bunun da bir kolaylığı var. Burada seçtiğim baksa sağ tuş yapıp mesela bunun Object Properties ayarlarına girersek Backface Cool dediğimiz seçeneği seçtiğimizde OK dediğimizde siyah alanları bize göstermeyecek. Evet. Bu arada turuncu renk ve bayağı bir engelsiz bir renk olduğu için daha böyle gri bir renk yapalım. Şu an gözümüze almasın. Şimdi mesela şu karton Pierre'den bahsetmiştik. Tavanda karton Pierre'den bahsetmiştik. Nasıl yaparız. Bu karton piri. Biraz daha ben mutfağımı daha düşük bir ölçüye getireceğim. 250 dedim. Şöyle bakarsak. Mesela Amerikan mutfak yapmak istiyorum biraz da. Buraya kadar dikkat ederseniz sadece line özelliğini kullandık. Kaç tane modifier kullandık? İki tane. Biri bevel. Diğeri de extrude. Yani bevel profil bir de extrude'u kullandık. Tek bir özellik iki modifiyerle işimiz bayağı bir ilerledi. Uzaklaşıyorum. Peki dedik karton pieri nasıl yaparız? Bunun için isterseniz bir kesite dayalı olarak çizmek istiyorsanız yine aynı yöntemi yani plane'inle gelelim isterseniz. Ben bir tane bulmuştum ona bir bakalım. Öyle plane'i çizdim. Yine aynı şekilde kaplama bölümünden mesela karton pierimi buluyorum. Yine üstüne attım. Gördüğünüz gibi burada bir karton pier var. Kesit burada pek belli olmuyor. Bu gibi durumlarda özellikle ekrandaki çözünürlüğü arttırabiliriz. Configure viewport'a girersek. Şöyle yapalım daha iyi olur. Mesela şunu kapatayım. Şimdi ekran ayarlarımızla ilgili bir bölüm var. İsterseniz orayı bir göstereyim ilk önce. Preferences dediğimiz bir bölüm var. Buraya girdiğimizde Viveport. Viveport neydi? Bizim şu ekranımızdı. Bununla ilgili yaptığımız bazı ayarlar var. Mesela ben şu Nvidia Quadro 600 diye bir kart kullanıyorum. Bu kart özel 3D alanlarda kullanmak için e, oluşturduğumuz şöyle bilgisayarıma sağ tuş yapayım isterseniz. E, 16 GB RAM'im var. 3 GHz işlemci kullanıyorum. 6 çekirdekli bir işlemci. Burada dikkat ederseniz bütün bilgileriniz gözüküyor işlemcim. İşte ekran kartım Quadro 600 ekran kartı. Bu ekran kartının tabii ki çok önemli özellikleri var. Ekran kartı çok önemli. Özellikle 3D alanda çalışıyorsak hemen sol tarafında onun ayarlarını yapabildiğimiz bir buton var. Configure driver diyor. Tıklarsak böyle bir pencere açılacak. Burada bakın download texture size dediği bizim şu indirdiğimiz size'ları ayarlarını yükseltebildiğimiz bir bölüm var. background texture size diyor. Background'a attıklarımız. Bunları yükseltiyorum ben. Özellikle tabi burada bunların kaliteli olması yani yükseltmemiz az önceki şeklimizde bir bozukluk vardı. Çok belli olmuyordu. Bunların daha ince, güzel gözükmesini, daha iyi gözükmesini sağlıyor. Tabi okey dediğimizde bu gerçekleşmeyecek. Hemen böyle kayıt edelim. Programı kapatıp açmamız gerekiyor. Hemen kapatıp açalım programı. Evet bakın şu anda düzgün bir şekilde geldi. Daha iyi gözüküyor. Şimdi play'ini mi Üçlerini de biraz ayarlayayım. isterseniz oradaki çizeceğim şekil. Çünkü şöyle bir şey olsun. Şimdi bunun üzerinden yine geçerek neyle geçerek? Line'ı üzerinden geçiyorum. Tabi bu arka kısım aslında çok önemli değil ama şöyle geçebilirim burayı. Çizelim. Arka kısım As, arka kısmı özenmiyorum. Onu söyleyeyim. Bizim için önemli olan, görünecek olan kısım ön kısım. O yüzden buraya özeneceğiz. Orayı beziyer yapabiliriz. Ama isterseniz şuradan yapalım. Daha iyi olsun. Buralar biraz e, keskin hatlara sahip. O yüzden buraları biraz filitleyeceğim ki daha mesela yumuşak dursun. Şimdi düzenlemelerimizi yapalım. Burayı biraz aşağı alıyorum. İşte nereleri ayarlayacaksam. Biraz çizimden de kaynaklı olan bozukluklar olduğu için tahmini zaten dikkat edersek şöyle biraz çaprazlı gibi gidiyor yani şöyle gibi gidiyor aslında. Burada da belli oluyor zaten. Burası böyle biraz daha genişletirsek daha Bu şekilde ayarlayabiliriz. Evet arkadaki görüntüyü de gizliyorum. Evet gördüğümüz gibi e, buradaki çizimimiz de çıktı ortaya. İşte bir kesit yaptık. Karton PR kesiti olarak kullanacağız bunu. Bu sefer ben modifier olarak sweep modifier okudum. Bakın yine ufak çizdiğimiz kesit istediğimiz gibi büyütebiliriz bunu. Sweep modifiyeri nasıl bir modifiyer? İsterseniz onu hemen görelim. Burada bakın duvarımı seçiyorum. Bunu böyle yapmıştım zaten. Kopya bir kopyasını alıyorum onun üst kısmına doğru. Kopya dedim. Bakın buradaki normal lextrude özelliğini seçiyorum. Bize çok kolay bir oluşum sağlayacak. Gördüğünüz gibi şu anda ne yaptım? Çizdiğim şekil çizdi. Ben istersen bunu bir tane kopyasıyla şurada bir tane kopyasını tutup bunun bir süpürgelik buraya da bir karton pier yapabilirim çok kolay bir şekilde hemen. Ve basit bir şekilde çıkartmış olduk. Burada ne yapacağım? Yine çizgim seçiliyken bevel profilde olduğu gibi geliyorum. Bu sefer bevel profil değil, sweep ekliyorum. Gördüğünüz gibi sweep'in eklediğimizde kendine özgü bazı hazır buradaki seçenekler mevcut. İşte angle, burada gördüğünüz şekillerin hepsini oluşturuyor. Ama tabii kendi yaptınız çizimi kesiti seçmek için aşağıdaki Use Custom Section seçeneğini seçiyorsunuz. Pick diyerek sahnede gördüğünüz bu kısma tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi oluştu. Aslında iç kısma da oluştu zaten. Fakat ufak oldu biraz. Burada tabii şöyle yanılmamamız yani yanılabiliriz burada. Şöyle bir durum da oldu. Çünkü biz arka kısmını da böyle bombeli çizdik. iç kısmında dikkat edersek zaten iç kısmı doğru olan kısım dış kısım yanlış. O yüzden arka kısımları düz çizin ki kafanızı karıştırmasın. Tabi ufak oldu yine aynı şekilde gelerek kesitimi seçip büyütürsem mesela gördüğünüz gibi ne oluyor? Buradaki seçenimize büyüyor. Tabi eğer ki tam orijinal boyutunda çizmiş olsaydık hiç büyütmemize de gerek kalmayabilirdi. Haliyle biz internetten bulduğumuz bir görüntü üzerinde çalıştığımızdan biraz oldu. Burada orantı olayını da biraz Kendiniz böyle direkt hızlı hızlı çalışarak yanlışlar yapmayın. Biraz böyle dikkat edin. Orantı olayında kendinizi biraz alıştırın. Hemen ölçülü çalışmak değil de biraz programda orantı yani gözünüzde. Mesela görüyorum bazı zamanlarda normal kendi öğrencilerimde de. burada mesela şöyle kocaman bir karton piyer yapıyor. Mesela böyle koyuyor. Böyle bir şey yok. Yani biraz böyle gözünüzde evet yani şu iyi. Biraz ben bunu ayarlayayım dersiniz. Mesela nasıl ayarlarız? Seçeriz bakın yine büyük aslında. E, çünkü yukarıda kalmış bir aşama var. Burada ayar, ayarlar var. Çünkü mesela bunu ortalayabiliyoruz. İşte içeri al, dışarı al. Bakın dışarı aldık, içeri aldık. Yukarı, aşağı gibi. Bakın seçenekler var. Şimdi tek tek bakarsak bunlar mesela. Dikkat edin seçenekler değiştiğinde buna göre değişimi uğruyor mesela. Bu doğru gibi duruyor. biraz aşağı alalım mesela. Bakın evet. Şu iyi gibi. Burada tabi bu seçenekleri değiştirmek Aynı şekilde etki eder. Bakın mesela. Görüyorsunuz. Kendi otomatik bunları ayarlıyor. Hem bu büyük mü? E biraz da büyük gibi yani. yani ufaltabilirsiniz. Burada çok hafif. Heh şöyle iyi gibi. Ee yine bunu aynı şekilde ayarlayıp daha sonra evet şu an iyi diyelim. Böyle kalsın. Evet, Sweep modifiyerimiz de böyle bir modifier. Özellik olarak işte burada bir takım özellikleri var. Mesela işte ters çeviriyor. Gördüğünüz gibi belirttiğini buradaki eksenlere göre ters çevirebiliriz çizdiğimiz şekilde. Ee, Tabi hazır şekillerde isterseniz seçebilirsiniz. Bevel Profil'in dikkat ederseniz biraz daha gelişmişi çünkü Bevel Profil'de hatırlarsak burada oluşturduğumuz zaman bazı sorunlar yaşamıştık. Neydi bunlar? İşte e, ters dönmüştü, büyük olmuştu, biraz dışarı çıkmıştı gibi. Ama bakın burada yapılan bu işte hizalama e, özelliğiyle çok rahat SVP'de hizalama yapabiliyoruz. Bevel'da biz kendimiz bevel profilde kendimiz bunları taşımıştık e, ve biraz zor olmuştu. Gördüğünüz gibi şu anda hemen e, SVP ile çok basit ve kolay bir şekilde hazırlamış olduk. Şimdi tabii diğer komutlarımıza geçeceğiz yavaş yavaş. Özellikle yine Linede kullanılan e, late komutu e, çok önemli bir komut yine çok ciddi işler yapan bir komut. Dikkat edersek bu aşamaya gelene kadar hiç biz e, başka obje kullandık. Sadece Line'la çizdik profiller uyguladık ve bu aşamaya kadar geldik. Devam edeceğiz tabi mutfağımızı bitirene kadar hep line kullanacağız. Dikkat edin. Line'in ne kadar büyük bir önemi var 3D Max'in içerisinde. Hani bayağı bir aşama ilerledik. Tabi burada şuraya dolaplar çizeceğiz. İşte buraya dolaplar yapacağız. Buraya masa yapacağız. Ee, i̇şte böyle değişik üzerine bardak böyle hani bir yemek yiyecek hale getirmek istiyoruz. İşte bu aşamaya kadar hepsini ne yapacağız? Tek tek modelleyeceğiz. Burada da latte komutu bizim için çok önemli bir yeri olan komut. Tabanımıza belki ahşap değişik böyle işlemeler yapabiliriz belki. Onları deneyeceğiz. Değişik değişik şekiller. Biraz burada kolumuz kalın olmuş. İstersek onu biraz içeri alırız. Çok da basit bir şekilde de alabiliriz.